Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizden gelen istek üzerine yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde LGS sınavlarına yönelik İngilizce soruları nasıl çözüldüğünü göreceğiz. İlk bölümümüzde arkadaşlar MEP örnek sorularını çözerek başlıyoruz. Burada 2021 ve 2021 Ekim ve Kasım aylarındaki soruları örnek soruları çözeceğiz. Bu soruları sadece burada soru tekniklerini görerek beceremezsiniz arkadaşlar. Yani sonlandıramazsınız, çözemezsiniz. Bununla birlikte mutlaka okuma, kelime çalışması gibi benzer çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bunun için size arkadaşlar kanalımın ana sayfasında bulunan başlangıç seviye ve sıfırdan İngilizce bölümlerini incelemenizi ve oradaki dersleri takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bununla birlikte kelimeler derslerinde incelemenize fayda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. 2021 Ekim bölümünden başlıyoruz. Şimdi sorularımızı çözerken size pratik yöntemler göstermeye çalışacağım. Bununla birlikte tabii ki mutlaka okuma, kelime ve bilginizi bir daha hatırlatıyorum arkadaşlar. İlk sorumuz diyor ki, Jake has two tickets. Jake'in iki bileti varmış. Ne için? For a jazz concert. Yani jazz konseri için. And he invites William. William'ı davet etmektedir. Ne için? To join. Katılmak için. Neye? The event with him. Bu faaliyete, yani konser faaliyetine birlikte katılmak için davet ediyormuş. Sonra bir program veriyor. William'ın programını veriyor arkadaşlar. Sonra jazz konserinin biletin üzerindeki şeyleri anlatıyor. Zaman birimini anlatıyor. 24 Sunday'de, yani Sunday günü. Burada da Sunday William'ın programı. Jazz konserinin de Sunday olduğunu söylüyor. Yani pazar günü. Ve bunu da arkadaşlar saat 7'de, akşam 7'de, PM dediği zaman akşam 7'de, yani öğleden sonra, 12'den sonraki 7'yi kastediyor demektir arkadaşlar. Şimdi şeye baktığımız zaman, sorumuza baktığımız zaman, according to the information above, yani yukarıdaki bilgilere göre, according to, göre demektir, yukarıdaki bilgilere göre, how can William respond, cevap verebilir, William nasıl cevap verebilir, kime? Jack'in invitation'ına, yani Jack'in davetine nasıl cevap verebilir? Şimdi şıklarımıza bakıyoruz buna göre. A diyormuş ki, I am sorry but I cannot come because I have basketball training. Bakıyoruz arkadaşlar, 6-8'de William basketbolda mı? Hayır, değil. Demek ki basketbolla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Bunu iptal ettik. B'ye geldik. I would really love to but we are having dinner with my grandparents. Have dinner with my grandparents. Evet, doğru arkadaşlar. Yani bu şık doğru ama belki yanıltıcı bir şey vardı diye diğer şıklarımıza da bakıyoruz. Normalde hemen işaretler geçerim ben bunu. Thanks for the invitation but I have to finish my homework then. Yani o saatte ödevi bitirmem gerekiyor diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu da sildik. Homework bölümü de iptal yani. D'ye geliyoruz arkadaşlar. That would be great. Çok iyi olurdu. But I am going to help my father. Babama yardım edeceğim diyor. Bu da alakası oldu arkadaşlar. Diğer şıkları okumamın sebebi bu benzer şıklarda anlam ve kelime bilginizi arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda gramer bilginizi de arttırmaya çalışıyorum. Bu nedenle okuyorum. Biz burada hemen B'yi işaretliyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. 2 bir diyalog anlatıyor. Dad yani baba, Brian, mom anne ve Brian. Brian isim olduğunu biliyoruz. Dad baba, mom da anne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi baba diyor ki, do you have a plan for Saturday? Yani cumartesi için bir planın var mı? Brian'a bu şekilde soruyor. Brian da diyor ki, cumartesi için bir problem var mı? Brian da diyor, şeyin var mı, planın var mı diyor. Brian da cevap veriyor. I'm going to the sports in the morning and then go to a rock concert. Yani spor ve rock concert'la alakalı bir şey söylüyor. Sonra anne cevap veriyor. Are you doing both activities with one of your friends? Bu iki faaliyeti de bir arkadaşından birisiyle mi yapıyorsun? Yes diyor. Yani bir arkadaşıyla bu iki faaliyeti de yapıyormuş. Şimdi kimin yaptığını söylüyor şimdi. Is coming with me. Benimle geliyor diyor. Aşağıda burada isimlerden birini koyacağız oraya şimdi arkadaşlar. Bu benimle geliyor. Çünkü we have the same interests. Same interests yani aynı ilgilere sahibiz diyor. Aynı ilgi alanlarımız var diyor. Peki hem spor hem de rock konserden oluşan bir cevabı hangisinde bulacağız bakalım. Mark diyor ki chatting online
Taking photos. Yani burada sport ve konserden bahsediyor. Eledik. Steve diyor ki going shopping, riding a bike. Eledik. Tom diyor ki listening to music and playing basketball. Sport and concert. Uydu arkadaşlar. Nick diyor ki going on a picnic. Pikniğe gidiyoruz. Attending a concert. Şeylere, konserlere katılıyoruz. Piknik ve konser, bu da uymadı arkadaşlar. Spor yok arada. O nedenle bunu eledik. Bize elimizde sadece kim kaldı? Tom kaldı. Bu nedenle Tom'u işaretliyoruz. C'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. 3 arkadaşlar. Olivia and her friends are looking at a job advertisement. Below you see the job advertisement and some information about Olivia and her friends. Şimdi Olivia ve arkadaşları bir iş ilanına bakıyorlarmış. Below aşağıda you see the job advertisement aşağıda şeyi görüyorsunuz, iş ilanını görüyorsunuz ve some information bazı bilgiler görüyorsunuz. Olivia ve onun arkadaşları hakkında bilgiler görüyorsunuz. Yani burada da bilgileri görüyorsunuz. İş ilanı da burada arkadaşlar. Şimdi buradan sorumuza geliyoruz. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre, şu bilgilere göre, who is the most appropriate? Most appropriate, en uygun, uygun demektir. Most, en çok demektir. Appropriate de uygun demektir. En çok uygun kim, hangi person'dır diyor, hangi kişidir diyor bu iş için. Şimdi cevabımızı bulmaya çalışalım. Bir kere iş ilanında aranan neymiş? We are looking for a secretary. Bir sekreter arıyoruz. Dimple Company. Dimple Company'sini sekreter arıyorlarmış. İlk soru arkadaşlar, ilk özellik 25 ile 30 yaşlar arasındaymış. 22 to 35 years old. Yani 25'ten 30'a kadar yaş aralığı arıyormuş. Bir kere 38 olduğu için burayı direkt eledik Olivia'yı. Diğerleri arada mı? Uygun arkadaşlar. Sonra at least 3 years of work experience. En az demektir. 3 yıl iş tecrübesine, iş deneyimine ihtiyaç duyuyorlarmış. Burada experience'e bakıyoruz arkadaşlar. 2 years diyor. 3 yıldan az olduğu için geçiyoruz arkadaşlar. Diğerleri hala devam ediyor. Yani 33 yaş burada uygun, 30 yaş burada uygun, 5 yıl burada uygun, 3 yıl burada uygun arkadaşlar. Bunlar okey aldı yani. Şuraya kadar okey aldı. Peki personal characteristics'e geliyoruz arkadaşlar. Social, serious, nice to people. Social, sosyal birisi. Yani insanlara açık birisi. Serious ise ciddi. Yani suratı asık gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar burada. Bir kere yani buradan bir kaybımız oldu arkadaşlar. Bu düzeltiyorum, bir kaybımız oldu. Buradan eledik. Bu hala devam ediyor arkadaşlar. Kind diyor. Support people when they need something. İnsanları destekler diyor. İnsanları destekler onların ihtiyacı olduğu zaman. Helpfulmuş arkadaşlar. Kind zaten vardı. Bir de pay attention to what she is doing. Dikkatlidir. Yaptığı şeylere karşı dikkatli olur diyor. Pay attention dikkat etmek demektir. Dikkatlidir diyor. Burada energetic, honest. Bir kere energetikle alakalı bir şey yok arkadaşlar. Burayı geçtik. Burada yani biz burayı da eledik arkadaşlar. Bu da olmadı. Bize en uygun ifade George yani C'yi işaretledik ve geçtik arkadaşlar. Evet, dördüncü soru arkadaşlar. Mr. Walker plans to buy tickets for a play. Yani bilet almayı planlıyormuş Bay Walker bir oyun için ve şunu söylüyor. Şimdi bir diyalog gösteriyor. Diyor ki Bay Walker there is a play at 7 p.m. on Friday. Yani saat 7'de cuma akşamı, cuma günü akşam 7'de bir oyun var diyor. How about watching it together? Birlikte izlemeye ne dersiniz? Bir kere sorumuzu okuyacağımız zaman arkadaşlar soruyu ona göre okumakta fayda var. According to the conversation above, yukarıdaki diyaloğa göre kaç tane bilet almak zorunda diyor. Almalı diyor, alacak diyor Bay Walker. Şimdi Bay Walker soruyor, alacak kendisini dahil ediyor yani. Bir. Sonra Mrs. Walker yani Bayan Walker, sure, that would be great. Evet bu birlikte izlemeye ne dersin dedi ya, sure diyor, o da cevap veriyor. Sure, elbette diyor. That would be great. Bu harika olacak. Yani bu da bilet istiyor. İkinci kişi bu. Sonra Olivia cevap veriyor. I am busy. Ben meşgulüm. But I cannot say no. Yani hayır diyemem diyor. Hayır diyemem. Geleceğim yani diyor.
Bu da üçüncü kişi oldu arkadaşlar. Sonra Oliver'a geliyor. Oliver da diyor, "It sounds good." O kulağıma iyi geliyor diyor. "But I have to attend." Katılmak zorundayım diyor. Have to katılmak zorunda. Attend de katılmak demektir. Katılmak zorunda. An online course. Bir online kursa katılmak zorundayım. Yani ben gelemem diyor. Bir kere Oliver'ı eledik arkadaşlar. Sonra Owen'a geldi. Yeah, why not? Neden olmasın diyor. Yani gelirim diyor. How about watching it together? Birlikte izlemeye ne dersin diyor. O da diyor ki yeah, evet, neden olmasın diyor. Gelirim diyor yani. Doğal olarak kaç tane oldu arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 4 tane bilet oldu. Biz de 4 biletin olduğu B şıkkını işaretliyoruz ve geçiyoruz. Evet, 5. sorumuza geldik arkadaşlar. Önce ana soruyu okumakta fayda var. Ona göre diğer şeylere, bilgilere odaklanınız. Which of the following statements, aşağıdaki ifadelerden hangisi is not correct, doğru değildir diyor. According to the results above, yukarıdaki bilgilere göre. Şimdi bilgilerimize bakalım hangisi doğru değildir diyor şıklardan. 100 people, 100 kişi joined a survey, bir ankete katıldı. Ne için? To find the most important characteristics of an ideal friend. Yani bir ideal arkadaşın en önemli karakteristiklerini bulmak için bir ankete 100 kişi katıldı diyor. Here are the results. Here are işte sonuçlar. Sonuçlara bakıyoruz arkadaşlar. Name an important characteristic of a good friend. Burada name isimlendirmek demektir arkadaşlar. Size talimat veriyor. İsimlendirin diyor. Neyi? Bir önemli karakteristiği, iyi bir arkadaşın önemli bir karakteristiğini isimlendirin diyor. Şimdi şıklardan bunu bulmaya çalışalım. A diyor ki telling the truth is the key to a ideal friendship. Yani doğruyu söyleme ideal bir arkadaş için anahtardır diyor. Anahtardır diyor. Burada telling the truth ile alakalı bir şey var mı bakalım. Kind, nazik. Generous, cömert, yani paylaşmayı seven. Funny, neşeli. Helpful, yardımcı. Telling the truth ile alakalı bir şey yok arkadaşlar. Bu nedenle biz burası uymadığı için, doğru olmadığı için bunu işaretleyebiliriz. Ama biz ne yapalım arkadaşlar? Diğer şıklara da bakalım. Belki yanılmışızdır. B. Helping other people is less popular than making jokes. Helping the people şeyden daha az popülerdir diyor. Şaka yapandan, yani neşeliden daha az popülerdir diyor. Helpful bundan daha az popülerdir. Doğru, doğru. Yani 10, 25 doğru. Biz yanlış arıyorduk. Bu nedenle bu bölümü yanlış olduğu için eledik. Doğru olduğu için eledik. C'ye bakıyoruz. Being nice to people, insanlara iyi olmak, is the most important characteristic of a friend. Yani bir arkadaşın en önemli özelliğidir diyor. Bir insanı ölmek en önemlisi, en önemli karakteristiktir diyor bu şeylerden. Baktığımız zaman en çok puanı o almıştır diyor. Bir kere being nice to people demek kind, yani nazik demek. Bu da kind ifadesini karşılıyor. En fazla oy alan 45'miş arkadaşlar. O da doğru. Bu nedenle bunu da eledik. Biz yanlış arıyorduk. D'ye bakıyoruz. Sharing things with friends is one of the characteristic of a good friend. Yani eşyalarını paylaşma arkadaşlarıyla iyi bir arkadaşın karakteristiklerinden birisidir. Var, evet, böyle bir özellik var. Cömert özelliği. Ama buna yönelik, yani sayılara, rakamlara yönelik bir şey söylemiyor. Sadece karakteristiklerinden birisidir diyor. Bu da var, doğru yani. Bize yanlış olan sadece A şıkkıydı. A'yı işaretledik ve geçtik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. 2021 Kasım sorularını çözmeye arkadaşlar. Hadi oradan başlayalım. Birinci sorumuzu, önce sorumuzu okuyoruz. Who refuses the invitation? Yani kim daveti reddetmektedir? By giving an excuse. Yani bir mazeret bildirerek. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sonra bakalım şimdi sorumuz ne diyor? Davetimiz ne diyor? Alice plans a birthday party. Alice bir doğum günü partisi planlamaktadır. Ne zaman? On Sunday evening. Pazar akşamı. And invites her friends ve arkadaşlarını davet etmektedir. Here are friends' answers ve arkadaşların davetleri şunlardır. Excuse bulacağız, yani mazeret bulacağız arkadaşlar. Mazeretini bulanları işaretleyeceğiz. Sally, that sounds great. Bu kulağa çok hoş geliyor. But I am going to a jazz concert. But'la başladığı için bir mazeret bildiriyor. Ben bir
Caz konserine gideceğim diyor. Bu nedenle mazeret bildirdiği için, gelemeyeceğini de bildirdiği için Sally'i işaretledik arkadaşlar. Julia'ya geliyoruz. Julia diyor ki, I'm sorry but I cannot join you on Sunday night. Özür dilerim diyor. Fakat diyor ben gelemem diyor Cuma günü. Ama mazereti ne? Yok, mazeret bildirmiyor. O nedenle bu Julia olmadı. Ana'ya geldik arkadaşlar. Ana diyor ki, I love parties. I love parties but I cannot, fakat gelemem. I have to take care of my little sister. Mazereti de kız kardeşine bakmakmış arkadaşlar. Küçük kız kardeşine bakmak zorundaymış. Bu nedenle bu mazeret de bildirdiği için Ana'yı da işaretledik. Sonra Sofya'ya geldik. It sounds nice but I have to leave before 6 p.m. Bu güzel görünüyor diyor. Fakat yani ben kulağa hoş geliyor diyor. Fakat 6'dan önce gitmek zorundayım. Yani partiye katılacağını bildiriyor. Mazeret de yok. O nedenle burayı eledik arkadaşlar. Bu Julia ve Sofia gitti şimdilik. Rose'a geldik. Rose da diyor ki, I would love to but my grandparents will visit us at the weekend. Ben de yapmak isterdim. Fakat benim şeylerim, büyük babalarım, büyük babam ve büyük annem hafta sonu bize gelecek diyor. Yani katılamam diyor ve mazeretini de söylüyor. Bu nedenle Rose'la işaretledik arkadaşlar. Alexis'e geldik. A birthday party, bir doğum günü partisi mi? I cannot say no. Hayır diyemem. Do you need any help? Yardıma ihtiyacınız var mı? Yani katılacağını vurgulayan ifadeler kullanıyor arkadaşlar. Bu nedenle Alexis'i de işaretledik. Sildik yani. Bize Sally, Anna ve Rose'un olduğu şık lazım arkadaşlar. Buna bakıyoruz. Sally, Anna ve Rose. Evet, D şıkkı arkadaşlar. Bu nedenle D'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ana sorumuz diyor ki, according to the information above, yukarıdaki bilgilere göre, which of the following, yani devamında hangisi can be olabilir diyor. Ne? Laura's message, Laura'nın mesajı kime? Mary'e. Laura bir mesaj gönderecekmiş Mary'e. Bunu bulacağız şimdi. Bir kere ne ile alakalı olduğuna bakalım. Mary organizes a graduation party. Mary bir mezuniyet partisi düzenlemektedir. Sends her friends an invitation card ve arkadaşlarına bir davet kartı göndermektedir. After Laura's looks, Laura'nın looks at the invitation, Laura davetiye baktıktan sonra o, yani Laura, text, yani bir mesaj göndermektedir. Text, mesaj göndermek demek arkadaşlar. Kime? Mary. O Mary'e bir mesaj gönderiyor. Ne için? To get some more information, daha fazla bilgi almak için. About the event, olay hakkında daha fazla bilgi almak için mesaj gönderiyormuş. Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi hemen şıklarımızdan bu mesajın ne olabileceğine bakalım. Daha fazla bilgi alacağı mesaj. How much do we need, do we have to pay? Yani ne kadar para ödememiz gerekiyor? Bu parti hakkında bilgi değil arkadaşlar. O nedenle siliyoruz. B. What time is the party going to start? Evet. Parti ne zaman başlıyor? Bu güzel bir cevap arkadaşlar. Bu nedenle bunu elimizde tutuyoruz. C. Where is the party going to take place? Parti nerede yer alacak? Bir kere bu arkadaşlar, yani bilgi alma konusunda, daha fazla bilgi alma konusunda, partinin yeri hakkında, partin nerede olacak şeklinde bir soru sorduğu için arkadaşlar biraz alakası oldu. Ne kadar para ödemek gibi bir anlam çıktı, olmadı arkadaşlar. Sonra D'ye geldik. When is the event going to be? Yani faaliyet ne zaman olacak? Faaliyet dediği burada herhangi bir olay arkadaşlar. Bu partiden bahsettiği için bu da olmadı arkadaşlar. What time is the party going to start? Yani parti ne zaman şey yapacak diye söylediği için bize en uygun ifade oluyor. Neden bu peki, buna daha çok iyi odaklandık? Çünkü Laura davetiye baktıktan sonra bir kere davetiye bize hangi bilgileri veriyor? 19 Haziran'da olacağını, when sorusuna cevap veriyor. What time dediği zaman saati sormuş oluyor. Ama saat hakkında bilgi yok. O nedenle saat hakkında bilgi vermediği için biz burada saati araştırmak zorundayız arkadaşlar. Bize en uygun cevap bu olacak. Yer neresi? Happy Garden, Main Street. Yeri de söylediği için yer de olmadı arkadaşlar. When de olmadı. How much? Fiyatla alakalı da, 15 dolarla alakalı bir fiyat da belirttiği için bu da olmadı arkadaşlar. Bize en uygun şık B'yi işaretledik ve geçtik. Evet arkadaşlar, 3. Ana sorumuza bakıyoruz. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre,
Which of the following is correct? Yani aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Aşağıdakiler dediği de bu. Bir kere bilgimiz ne? The table below, aşağıdaki tablo, shows what Dean and his friends prefer tercih etmek demek. Doing at weekends. Yani Dean ve arkadaşlarının hafta sonları ne yapmayı tercih ettiğini şey yapıyor arkadaşlar. Soruyor. Göstermektedir diyor. Soruda diyor ki hangisi aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi aşağıdakilere bakalım. Sarah and Hannah enjoy attending parties. Sarah'ı hemen buluyoruz. Hannah partiye katılmayı seviyormuş. Doğru mu? Staying at home, evde kalmayı seviyor. Taking piano lessons, piyano dersleri almayı seviyor. Training for the tournament, turnuva için eğitim yapıyor, çalışıyor yani. Going to the cinema, sinemaya gidiyor. Yani partiye katılmakla alakalı bir şey yok. O nedenle biz A şıkkını eledik. B'ye geliyoruz arkadaşlar. Sam and Dean ne yapıyormuş arkadaşlar? Love watching movies. Going to concert, konsere gitmek. Going to parties, partilere gitmek. Bir kere Dean herhangi bir şekilde film izlemekten bahsetmediği için direkt eleyebiliriz. Sam'e bakmaya bile gerek yok. C. Dean and Sarah are interested in music. Dean and Sarah interested in music. Going to a concert. Evet, Dean ilgili. Sarah ilgili mi? Taking piano lessons. Evet, ilgili. Bu nedenle bu elimizde kalıyor arkadaşlar. Yani bize uygun oldu bu işaret. D'ye bakıyoruz. Hannah and Sam like spending time at home. Hannah ve Sam evde zaman geçirmekten hoşlanıyor. Spending time, zaman geçirmek demektir. Hannah ve Sam. Hannah, Sam'e bakalım önce. Seeing movie, doing shopping. Bunların ikisi de dışarıda faaliyetler, olmadı bir kere. Bunu da eleyebiliriz arkadaşlar. Bize en uygun şık olan C'yi işaretledik ve geçtik. 4 diyor ki arkadaşlar, ana sorumuza bakıyoruz. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following aşağıdakini kastediyor arkadaşlar, is not correct. Hangisi doğru değildir diyor. Şimdi doğru olmayanı bulmak için önce ifadelerimizi okuyalım. Success High School, okulun ismi buymuş. Okul öğretmenleri prepare, hazırlamaktadır. The following form, aşağıdaki formu hazırlamaktadır. Ne için? To find out their students' interest. Yani kendi öğrencilerinin ilgilerini öğrenmek için, find out öğrenmek demektir. Öğrenmek için aşağıdaki bilgileri inceliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilmeyen kelimeleri öğrenmek için benim kelime derslerime müracaat edebilirsiniz. Bununla birlikte A1 ve sıfırdan İngilizce derslerini mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bunları çok rahat yaparsınız. Bu çalışmaları yaparsanız. Sürpriz olmaz yani bu sorular size. A'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar A diyor ki students can try extreme sports. Bir kere hangisi doğru değildir diyor. Doğru değili bulacağız yani, yanlışı bulacağız. Students can try extreme sports. Extreme sports on Tuesday. Salı günü extreme sports mu varmış bakalım. Riding a bicycle, playing volleyball. Hayır, değil arkadaşlar. Bir kere bunlar extreme değil, bunlar normal spor. Extreme sport dedikleri dağ bisikleti sürmek, rafting yapmak, bungee jumping yapmak gibi ifadeler. Bunlar olmadı arkadaşlar. Bu nedenle biz bu A'yı elimizde tutuyoruz. Doğru değil çünkü. Doğru dili buluyoruz, arıyoruz. B'ye bakıyoruz. There will be environmental activities on Thursday. Yani çevresel faaliyetler varmış. Ne günü? Perşembe günü. Bakıyoruz perşembe. Planting trees, environmental. Evet, yani ağaç dikmek mesela. Cleaning up the forest. Ormanı temizlemek. Bu da çevresel faaliyet. Bu nedenle bu olmadı. Doğru olduğu için, yanlış aradığımız için, bu doğru bir şık olduğu için olmadı arkadaşlar. Sonra activities on Saturday, yani cumartesi günü, are related to bir şeyle ilgili olmak demek. Neyle ilgiliymiş? Science'la, bilimle ilgili yani. Bilimle ilgili mi olaylar? Evet. Visiting a space station, yani bir uzay istasyonunu ziyaret etmek. Working on a DNA model, bir DNA modelinde üzerine çalışmak. Bunlar bilimsel faaliyet. Bu da doğru olduğu için sildik arkadaşlar. B ve C gitti. D'ye bakıyoruz. Students can take part in bir şeyde yer almak demektir. Cultural activities, yani kültürel faaliyetlerde yer almaktadır, alabilirler diyor. Ne zaman? On Sunday, pazar günü. Pazar gününe bakıyoruz. Going to the theater, tiyatroya gitmek, kültürel faaliyet. Visiting a museum,
müzeyi ziyaret etmek kültürel faaliyet olduğu için bu da gitti arkadaşlar. Bize B, C ve D'yi eledik arkadaşlar. Yanlış olan şık A şıkkı olduğu için, not correct olduğu için biz bunu işaretledik ve geçtik. Beşinci sorumuza bakıyoruz. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. In their English class, kendi İngilizce sınıflarında, students ask each other questions. Öğrenciler birbirlerine ne soruyor? Sorular soruyorlarmış. And write down their answers ve cevaplarını yazıyorlarmış. Below are Johnson's note, John's note. Yani aşağıdaki John'un notlarıdır. Buna dikkat çekiyor. Şimdi biz bu şıklardan doğruyu bulmaya çalışacağız. John'un notları burada arkadaşlar. Biz buradan doğru şıkkı bulmaya çalışacağız. Şıklara bakıp. A. Four people enjoy doing outdoor activities. Dışarıda yapılan faaliyetleri 4 kişi beğenmektedir. Like camping and trekking. Yani kamp ve trekking yapmaktan hoşlanıyormuş. Kimler? Bu uzun yürüyüşler ve kamp yapmayı arkadaşlar. 3 kişi ama burada 4 kişi bahsediyor. O nedenle A'yı eledik. B'ye geliyoruz. Both Patricia and Larry. İkisi de yani Patricia ve Larry'nin ikisi de müzik dinlemekten hoşlanıyorlarmış arkadaşlar. Patricia ve Larry bakıyoruz arkadaşlar. İkisi de Love Visiting Book Fairs kitap fuarlarını inceliyor. Larry o nedenle olmadı arkadaşlar. Patrice hoşlanıyor olabilir ama Larry hoşlanmıyor. O nedenle sildik. Larry, Patrice neyden hoşlanıyor? Enjoy going to concert. Konserte gitmekten hoşlanıyor ama ikisi birden hoşlanmadığı için bunu da eledik. C'ye bakıyoruz. Carl and Ellen, evet. Never get on well with. Get on well with iyi geçirmek demek. Never hiçbir zaman iyi geçinemez. Kimlerle? Arkadaşlarıyla. Hiçbir zaman iyi geçinemezmiş. Burada da diyor ki dislike arguing with friends. Yani arkadaşlarla tartışmayı tam hoşlanmazlar diyor. Bu olumlu bir şey, bu olumsuz bir şey. Bu nedenle birbirine örtüşmedi. Sildik arkadaşlar. D'ye geldik. Only one person prefers vegetables. Sadece bir kişi sebzeleri tercih eder. Neye karşı? Hamburgere karşı sebzeleri tercih edermiş. Burada Bobby'nin de hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Hate eating fast food. Yani fast food yemeği sevmez diyor. Sadece bir kişi doğru arkadaşlar. Bir kişi sebzeyi hamburgere tercih edermiş. Yani sebzeyi tercih edermiş. O nedenle bir kişi olduğu için doğru cevap ve D'yi işaretliyoruz arkadaşlar ve geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada sorularımızı cevaplandırmayı gördük. Burada önemli olan rastgele sorular, daha farklı sorular da gelebilir. Paragraf soruları şeklinde de sorular gelebilir arkadaşlar. Biz önemli olan odaklanmamız gereken okuduğumuzu hemen anlıyor olmamız lazım. Bu nedenle çok okumamız lazım. Size o nedenle okuma derslerimi tavsiye ediyorum. Kelime bilginizin çok iyi olması lazım. Bilmediğiniz kelimeler olursa bu soruları cevaplayamazsınız. O nedenle sizi kelime bilgisi derslerime davet ediyorum. Orada çok kelime öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte gramer bilgisi de yani dil bilgisi bilgisine de ihtiyaç var. O nedenle sıfırdan İngilizce ve A1, A2 tüm dersler bölümündeki gramer ve okuma parçaları derslerini baştan sona bir defa izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem geleceğe doğru da İngilizcenizi geliştirmek için çok faydalı bir ders olacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.